İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. 95.0 Açık Radyo burası. Saat 12 ile 13 arasında farklı sesler ve hikayelerle dünyayı keşfettiğimiz pazar günkü işitsel kaçışımız Dünyayı Dinliyorum'a hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen. Öncelikle hepinizin gelmekte olan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bugün programımızın ilk bölümünde merhum efsanevi Abdallah Ambagudu ve onun sahranın uçsuz bucaksız kumlarından Tuareg müziğinin ruhu onun kıpır kıpır ritimlerine uzanan bir müzik yolculuğuna çıkacağız hep birlikte. Patalume Records tarafından 1 Mart 2024 tarihinde Amgrang The Godfather of Tuareg Music Volume 1 adlı Desert Blues türünde öncülük eden devrimci bir gitaristin anıtsal koleksiyonuna bu programımızın ilk bölümünü ayırdık. 5 kez Grammy ödülü kazanan prodüktör Michael Graves tarafından mastering'i yapılan bu çift plaklık derleme 14 adet yeniden düzenlenmiş parça ve daha önce de hiç yayınlanmamış 6 şarkı içeriyor baştan sona. Karşımıza saf, güzellik ve görkemli bir edayla çıkan bir çalışma var açıkçası. Abdallah'ın şanlı kariyerinin yanı sıra müzik ve kültür dünyası üzerine de derin etkisini de bizlere anlatıyor ve yansıtıyor. Evet, şimdi bu hafta ilk parçamız, açılışı yapacak olan parçamız Tigravahi Talka. Hep birlikte dinleyelim Abdallah Ambagudu'dan. Thank you.
Evet, hep birlikte dinledik. Abdallah Abadugu'dan frekansımızı Teravahi Talka adlı eser süsledi. Tuareklerin içten hikayelerini küresel sahneye taşıyan ve onu müzik dünyasında ölümsüz bir figür haline getiren bir üstattan dinledik hep birlikte. Aslında Abdallah Abadugu'nun müziğinin arkasındaki kültürel önemi takdir etmek oldukça önemli. Abdallah bir müzisyenden çok daha fazlası açıkçası. Sanatını, Tuareg halkının mücadelelerini, hayallerini ve ruhunu dile getirerek onun için bir vizyoner niteliğinde kullanmış durumda. Duygulu gitar hatları ve dokunaklı sözlerle karakterize edilen müziği, devrim, vatan hasreti ve kayıp aşkın acısı temalarını işleyerek dünyanın dört bir yanından dinleyicilere derin bir yankı uyandırmış durumda. Zaten bu da dünya müziğinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Tuareg müzik geleneğine getirdiği yenilikçilik, o yeni yaklaşım ise Bambino, Madu Mokhtar ve Tınarıven gibi sanatçıların da önünü açmakta kalmadı. Aynı zamanda da Desert Blues türüne yaptığı katkıları da ölümsüzleştirdi. Ve şimdi kendisi bu yepyeni üretimle tekrar anılıyor ve biz de şimdi kendisinden sanatçının zamansız melodilerle bize bahşettiği birlik, dayanıklılık ve umut mesajları üzerine bestelemiş olan bir eseri sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Frekansımızı Uvus Ksane adlı esere bırakıyoruz.
Evet, Uğuksana dedi Abdallah Ambadugu ve modern Tuareg müziğinin üzerinde yükseldiği temel kaya olan sanatçının kalıcı mirasına güzel bir kulak misafiri olduk hep birlikte. Söz konusu kolektif albüm, Abdallah'ın şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı çağdaş Tuareg şarkı yazarlığının da canlı bir harmanlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta Diana Ejetia'nın albüm kapağındaki yepyeni portresi ki özellikle bakmanızı öneririm. Oldukça keyifli bir sanat eseri yaratılmış ve her zamanki gibi Andy Morgan'ın da aydınlatıcı iç kitapçık notları sayesinde Abdallah'ın hayatı, müziği ve Tuareg kültürü üzerine etkisi hakkında kapsamlı bir anlayış kazanıyoruz. Zaten her zaman söylediğim üzere de dünya müziği üretimlerinde mutlaka içerideki kitapçıkların içinde yer alan o değerli bilgiler çok önemli oluyor. Çünkü dünyanın bambaşka bir ucundan köşesinden gelen bu müzikler hakkında ne yazık ki popüler kültürde veya popüler internet sitelerinde bilgi edinmeniz o kadar kolay olmuyor. Ancak bu niş yazılmış olan bilgilerle o veriye ulaşabiliyorsunuz. Evet, programımızın kısa olduğu için ben de sizlere bir özet geçiyorum tabii ki bu kitapçıktan. Çünkü baktığınızda neredeyse ufak da olsa 30 sayfaya yakın bir kitapçık var karşımızda. Tamás Kecske Fransızca ve İngilizceye çevrilen şarkıların özetleri bu kitapçıkta yer alıyor. Bize onun ruhunu, yani sanatçının ruhunu nasıl bir bakış açısıyla sunduğunu ve onu hem bir hikaye anlatıcısı hem de bir şair olarak nasıl tasvir edilmesi gerektiğini de ifade ediyor. 1962'de Nijer'in Agadez bölgesinde doğan Abdallah Ambadugu, Sahra Çölü'nün güçlü bir kültürel kimliğine sahip göçebe bir grup olan Kel Tamashkek, yani Tuareg halkının bir parçası olarak dünyaya geldi ve onu ölümüne kadar da sürdürdü ve bunun arkasında çok ciddi anlamda savaş verdi, sorumluluk verdi. Ne yazık ki genç yaşta 2020'de de aramızdan ayrıldı. Bu inanılmaz derlemeden şimdi sırada en son eserimiz var. 95.0 Açık Radyo'da bu pazar gününde Abdallah Ambadugu'yu sadece bir müzisyen olarak değil, müziğin dünyanın dört bir yanındaki insanlara nasıl ilham vermeye ve onları da birleştirmeye devam eden kültürel bir ikon olarak hatırlamak üzere kendisinden İmi Divan adlı eseri dinleyerek bu haftaki ikinci çalışmamıza geçelim. Hep birlikte dinleyelim Abdallah Ambadugu'dan İmi Divan. Divane in the suare la mina
Evet, şimdi bu haftanın ikinci çalışması var karşımızda. Uluslararası Halva topluluğunun son albümü Musafir ile eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Nicholas Cotin'in liderliğindeki bu proje Doğu Avrupa, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin zengin müzik geleneklerinden esinlenen yeni besteler yaparak geleneksel olanı orijinal olanla birlikte harmanlıyor. Birçok dilde misafir, gezgin ve yabancı anlamına gelen musafir ile halva, bağlantı, keşif ve yeni bir ülkede yabancı olmanın incelikli deneyimini ve temalarını ritimsel harmanlamayla bizlere ulaştırıyor ve araştırıyor. Yunan şarkıcı Andriana Acizova'nın da topluluğa sesi ve neyiyle katılması, enstrümantal virtüözlüğüyle de vokal harmanlamasıyla birlikte halvaya yepyeni bir sayfa açmış durumda. Musafiri dinlerken kültürler arasında iç içe geçmiş olan o dokuyu, o güzelliği ve dünyayı dolaşanların hikayelerini dinliyor gibisiniz. Bu keyifli ekibimizden ilk dinleyeceğimiz eserin adı ise Peperuda Gankino. Bulgar ve halk orkestrasının sesinden esinlenen söz konusu beste, Kotien'in de Romanya'ya yaptığı bir seyahatten döndükten sonra bestelenmiş. Cello, Braska ve kemandan oluşan bir yaylı trio karşımızda var bu parçada ve Alina Bauer'in çalmış olduğu Braska, Macaristan ve Transilvanya'dan çok özel bir yaylı çalgı olarak da ön plana çıkıyor ve parçaya da çok karakteristik bir ses kazandırmış durumda. Fazla lafı uzatmayayım, hep birlikte hemen dinleyelim. Halva'dan Peperuda Gankino. Diğer bir adı ise Butterfly Gankino, yani kelebek Gankino. Thank you.
Halvo'nun bu yeni albümü Musafir'in kalbinde geleneksel melodilerin kişisel ifadeyle buluştuğu bir müzikal ve aynı zamanda da kültürel sentez hikayesi yatıyor. Dünya müziğinin de aslında en fazla yüreğinde yatan harmanlamalardan bir tanesi de bu. Halvo'nun grup lideri Nicholas Contini bu albümü oluşturmak için Yunanistan ve Romanya dillerine, mutfaklarına ve müziklerine kendini kaptırarak bir öğrenme yolculuğuna çıkmış. Yetenekli Türk kanun sanatçısı Muhittin Kemal ve büyüleyici Yunan ney sanatçısı ve vokalist Andriana Açitsova'nın da aralarında bulunduğu Avrupa'nın dört bir yanından müzisyenlerin de stüdyoda eşlik ettiği Halvo ruha hitap eden bir albüm üretmiş ve adına da Musafir demiş. Contini'nin de deneyimlerinden ve müzik birlikteliğinden ilham alan besteler bizim müziğin evrensel bir empati ve anlayış dili olduğu bir dünyaya davet ediyor. Musafir ediyor, yani misafir ediyor. Bir gezgin ve bir yabancı olmanın sevinçlerini ve kırılganlıklarını yansıtan şarkılar ayrıcalıkla bir şekilde de insanlık durumuna dair de derin bir keşif sunuyor önümüzde. Evet, sırada Musafir adlı parça var. Yani albüm adını veren parça var ve söz konusu eser Rempedico'dan esinleniyor ve kaçış, göç ve beraberinde de gelen psikolojik süreçlerden bahsediyor aslında. Bu eser kendinden şüphe duyma, gelecek korkusu, yurt dışında kaybolma hissi, yani bir mülteci olarak gittiğinizde o gittiğiniz yabancı kültür içerisindeki kaybolma hissi, ev özlemi, yani gurbetçilik çekmek ve toprağını özlemek gibi konulara değiniyor. Hep birlikte dinleyelim Musafir. Time.
Evet, albüme de adını veren Musafir adlı eseri Halva'dan dinledik ve Musafir'in ördüğü derin kültürel dokuya da kulak misafir olduk hep birlikte. Bu albüm sadece bir şarkı koleksiyonu değil, Balkanlar, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın ortak tarihleri ve birbirini nasıl bağlılıkları olduğunu gösteren kültürel harmanlama ve aralarındaki yolculuklar, ritimsel yolculuklar bizlere iletilmiş durumda. Roman, Lautari müziğinin de etkisini, Balkanların virtüözlük melodilerini ve Yunan, Roman, Türk geleneklerinin de duygusal ifadelerini sergileyen bir çalışma var karşımızda. Halva isimli bu grup bu albümünde farklı müzik kültürlerini birleştirerek ortak konuları kutlarken aynı zamanda da müzik yapmanın derin kişisel ve toplumsal yönlerini de araştırıyor ve bizlere aktarıyor. Topluluğun bu geleneklerin özünü keşfetmeye adanmışlığı, teknik becerileri ve duygusal derinlikleriyle birleşerek Musafir onlar için bir dönüm noktası niteliğinde ve oldukça da başarılı bir albüm var karşımızda. Umarım bir fırsatınız olur. Baştan sona albümü de dinleme fırsatınızı yakalayabilirsiniz. Evet, şimdi sırada bu albümden en son eserimiz var. Şimdi frekansımızı Mikrokozm adlı esere bırakacağız. Halva'dan geliyor. Hep birlikte dinleyelim. Thank you.
Ve her zaman olduğu üzere geldik bu haftanın da son çalışmasına. Bu defa Kavita Şah'ın Folklorus Records tarafından yayınlanan son başyapıtı Kapa Verde'in Blues ile Kapa Verde Adaları'nın kalbine dalıyor olacağız. Yapım aşaması 7 yıl süren bir albüm var karşımızda ve efsanevi Cesario Evora'ya ve Kapa Verde kültüründe zengin dokusuna derin bir saygı duruşu niteliğinde söz konusu albüm. Hindistan kökenli ödüllü bir vokalist ve besteci olan Kavita Şah, geleneksel Morna ve Kalodiera'dan oluşan bu 12 şarkılık yolculukta Kapa Verde Adaları'nın özgün, derin ve melankolik bir özlem ifadesi olan Sodade'nin özünü yansıtıyor. O müzik tarzının özünü yansıtıyor. Aralarında Usta Bao'nun da bulunduğu Evero'nun grup arkadaşlarıyla birlikte müzik birlikteliği yapan Kavita Şah, insanı hem dans etmeye hem de ağlamaya zorlayan bir müzik harmanı olarak da bir albüm yaratmış durumda ve açıkçası baktığınızda da oldukça kişisel bir çalışma sunuyor Kavita Şah. Şah'ın da ustalıkla sunduğu kültürlerin harmanını ve müziğin evrensel dilini kucaklayan şimdi ilk eserimizi dinleyelim. Bu albümden gelen söz konusu parçanın adı ise Un Porto Aberta. Karşınızda Kavita Şah var. Hep birlikte dinleyelim. Visão
Ananya casa ta mora sabeduría. Evet, Un Porto Aberte'yi dinledik. Kavita Şah'tan Kapa Verdiğim Blues adlı albümden geldi söz konusu eser. Bu albüm Kapa Verde Takım Adaları'nda yazılmış bir aşk mektubu niteliğinde ve Kavita Şah'ın da bu takım adalarının kültürüne, müziğine ve diline derinlemesine dalmasının da bir kanıtı. Kökleri caza dayanan ve müzikal diller konusunda da inanılmaz bir beceriye sahip olan, kendini de aynı zamanda da bir dünya vatandaşı olarak gören Kavita Şah, Kapa Verde'nin müziği aracılığıyla da Afrika, Portekiz, Karayipler ve aynı zamanda da Brezilya'nın birbirine geçmiş olan ritimsel harmanlamasını keşfederek bize bu albümde sunmuş durumda. Bu albüm aynı zamanda da adanın kültürel karışım tarihini ve canlı diasporasını da yansıtıyor bizlere ve aynı zamanda da Atlantik'te sonik bir ritimsel yolculuğa çıkartıyor. Kavita Şah'ın Cesaria Avero'nun grup arkadaşlarıyla yaptığı müzik birlikteliği ve aynı zamanda da Brezilya'nın meşhur gruplarından bir tanesi olan Flor de Lis'ten gelen müzisyenlerle birlikte Gujaratlı Chucky Ben'i de yanına alarak farklı müzikal uluslar arası ritimsel harmanlamaya da değer vererek müzik aracılığıyla kültürler arası bir diyalog yaratma konusunda da ne kadar kararlı olduğunun da altını çizmekte fayda var. Kapa Verdiğim Blues'un büyüleyici parçalardan birini dinlerken müziğin evrensel dili aracılığıyla kurulan o kültürel köprüleri de açıkçası takdir etmemek mümkün değil. Evet, şimdi bu çalışmadan belki de en meşhur olan bestelerden bir tanesi olan Soda'yı hep birlikte dinleyeceğiz. Cesario Avero'nun gitaristi Bow ile birlikte ikonik Soda'yı yeniden yorumlaması Kavita Şah'ın oldukça güzel ve içerisinde derin duygusal keşifler ve müzikal yeniliklerle dolu bir yolculuğun altı çiziliyor ve biz de bu yolculukta frekansımızı bu esere bırakıyoruz. Hep birlikte dinleyelim Soda'yı. Pasando mi
Evet, Sodade'yi dinledik. Kavita Şah'tan, albümü ise Kapa Verdiğim Blues. Ve bu albüm sadece Morna klişesi Cesario Averro'ya saygı duruşuna bulunmakla kalmıyor. Aynı zamanda da Kapa Verdiğin müziğinin de duygulu özünü yakalıyor, kavruyor ve bizlere ulaştırıyor. Mornalar, koledyalar ve uluslararası etkilerin bir karışımı olan bu albüm, Kavita Şah'ın caz köklerine Kapa Verde müziğinin de geleneksel ifadeleri ve duygusal derinliğiyle harmanlaması konusunda eşsiz bir yeteneği sergiliyor. Ve ortaya çıkmış olan bu keyifli çalışma dinlemesi baştan sona oldukça sorumluluk içerisinde insanları büyüleyecek nitelikte. Evet, böylece Bir Dünyayı Dinliyorum programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Kapanışı Angola adlı eserden yapacağız. Kavita Şah'tan dinleyerek. Maltkult FM Berlin'in ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızdan hepinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Gelmekte olan bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim her zaman olduğu üzere müzik@tikabasamuzik.com. Instagram'da da takipleşmek isterseniz hesabım tikabasa.müzik. Dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Haftaya
başka bir temayla görüşmek üzere. Herkese mutlu bayramlar. Hoşça kalın. Sabura. Es vida sap que no es de viver, parodia di noit manche, sen mata ma cusabura. Angol, angol, oi, cosa, pa mi us catamata, me cora pa pa ya camiu. Angol, angol, oi, cosa, pa mi us catamata, Cora baba ya kami Es convivencia de años vivencia paciencia de un consecuencia Resistencia de una extravagancia Es consecuencia de nuestra vivencia Paciencia de una consecuencia Resistencia de una extravagancia Angol, angol, oi, cosa